Merhaba arkadaşlar. Kutlu Bey Okulları Ara Tatil 8. Sınıflar Matematik Dersi 5. soru çözüm videomuza hoş geldiniz. Bu videoda yine LGS sınavında çıkması muhtemel soruların çözümüyle karşınızdayız. Birinci sorumuzla devam edelim. Birinci sorumuz bir olasılık sorusu. Diyor ki A kovasında kırmızı ve siyah toplam 12 top, B kovasında ise kırmızı ve sarı toplam 8 top vardır. Bunları bir not edelim. A kovasında 12 top var. Bunlar kırmızı ve siyah. B kovasında toplam 8 top var. Bunlar sarı ve kırmızıymış. Şimdi diyor ki A kovasından siyah top çekme olasılığı 2 bölü 3'tür diyor. A'dan siyah top çekme olasılığı 2 bölü 3. Şimdi olasılık neydi benim için? İstenilen durumun tüm duruma bölünmesiydi. Şimdi tüm durum ne olacak benim için? 12 olmak zorunda çünkü A kutusunda kaç tane top var? 12 tane. 3'ü nasıl 12 yaparım? 4 ile genişleterek. Yani 4 ile genişlettiğimde 8 bölü 12 olası durumunu bulmuş olurum. O halde benim pay kısmında gördüğüm 8 nedir arkadaşlar? Siyah top sayım. O halde A kutusunda benim için 8 siyah vardır. 12'den geriye kalan 4 tanesi de nedir? Kırmızıdır. Aynı düşünceyle diyor ki B kovasından sarı top çekme olasılığı 3 bölü 4'tür. Şimdi B'den sarı çekme olasılığım 3 bölü 4 ise B'de kaç top vardı? 8. Bu sefer 2 ile genişlettiğimde bulduğum 6 bölü 8 sonucunun pay kısmındaki 6 bana neyi veriyor? B kutusunda toplamda 6 tane sarı top, 8 toptan geriye kalan 2 tane kırmızı top olduğunu vermiş oldu. Şimdi soru bize diyor ki A kovasındaki tüm toplar B kovasına boşaltılıyor. Son durumda B kovasından çekilecek olan topun kırmızı olma olasılığı. Sonuçta benim için A artı B kovası mı oluşuyor? A artı B kovasında 12 A'da vardı. 8'de kırmızıda. O zaman 12 A'da vardı. 8'de B'de. Toplamda 20 tane topum oldu. Tüm durumum ne benim için? 20. Kırmızı toplar olmasını istiyorsa 4 A'dan 2 de B'den toplam 6 tane top gelmiş oldu. Benim olasılığım 6 bölü 20. Yani 2 ile sadeleştirdiğimde 3 bölü 10. O da bizim için D seçeneği olmuş oldu. İkinci sorumuzla devam ediyoruz. Bir köyde 3 okul bulunmaktadır. Bu 3 okulun öğrenci sayılarının sınıf düzeylerine göre dağılımlarını gösteren tablo verilmiştir. Her okul kademesinden sadece bir sınıfın katılımıyla oluşturulacak gezi kafilesinde en az kaç öğrenci olur diyor. Şimdi biz bir tabloyu yorumlarsak tabloda şunu söylüyor. 1, 2, 3. 4. sınıflar var. Ortaokul, ilkokuldan 5, 6, 7, 8'ler var. Ortaokuldan 9, 10, 11 ve 12'ler var. Bizim için liseden. Şimdi diyoruz ki amacımız verilen cebirsel ifadeleri en küçük yapmak. 20 artı 3x ifadesi 2 çarpanı da pozitif olan bir ifade ise x yerine yazabileceğim en küçük değer yani 1'i yazarsam 20 artı 3 çarpı 1'den 23 en az kişi sayısı katılmış olur. Ortaokul için aynı mantıkla 5 çarpı x'in yerine en küçük 5'i verirsem 25 kişi ortaokuldan katılmış oldu. Fakat şimdi dikkat etmemiz gereken nokta 60'tan 3x'i çıkarıyoruz. Şimdi bir sayıdan ne kadar çok çıkarırsam sonuç o kadar azalacağı için ben burada x'in yerine diğerlerinde yaptığım gibi en küçüğü değil bu sefer en büyüğü vereceğim. Yani 60 eksi 3 çarpı 12'den 60 eksi 36 yani 24 kişi de lise grubundan katılmış oldu. Toplamda 23 artı 25 artı 24 kişiden bu geziye en az 72 kişi katılmış olur. Yani cevap C seçeneği. Üçüncü sorumuza devam ediyoruz. Sorumuz bir üstü sayı sorusu ve klasik çoğu kaynakta ve deneme döndüğünüze gelen bir soru. Diyor ki bir şehirde 3 üzeri 2 ilçe, her ilçede 3 üzeri 3 mahalle, her mahallede 9 üzeri 4 bina, her binada 27 daire ve her dairede 3 kişi yaşıyorsa bu şehirden seçilen birinin o şehrin belediye başkanı olma olasılığı kaçtır diyor. Ne güzel sormuşlar. Şimdi benim için bir tane şehir var. Bu şehirden her şehirde bu şehirde 3 üzeri 2 tane ilçe varmış. O zaman 3 üzeri 2 yani 9 tane ilçe var. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hocam bunu çiz çiz biter mi? Bitmez. Şimdi o zaman şöyle gitmeyecek mi? Her ilçenin 3 üzeri 3 mahallesi varsa 3 üzeri 2 ilçenin 3 üzeri 3 tane mahallesi olacak. O zaman 3 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 3 mahallem varsa her mahallede 9 üzeri 4 bina olacak.
Ve her binada 27 daire olduğu için bunu da ne yapacağım? 27 ile çarpacağım. Ve son olarak da diyor ki her dairede 3 kişi yaşıyormuş. Hocam bunları niye çarptık? Şu yüzden. Bir şehirde bizim için bir şehirde 3 üzeri 2 ilçe varsa toplam 9 ilçe vardır. Yani 3 üzeri 2. Her ilçede 3 üzeri 3 mahalle varsa 3 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 3 tane mahalle vardır bu şehirde toplamda. Devam ederek bütün verilenleri çarpacağım. Şimdi bir zaten gerek yok. 3 üzeri 2, 3 üzeri 3, 9 üzeri 4'ü ben 3'ün kuvveti olarak yazmam için 3'ün ikinci üssünün 4'ü diyorum. 3'ün küpü 27 çarpı 3 dedim. Şimdi 3 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 8 çarpı 3 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 1 geldi. Şimdi tabanlar aynısı üst sayılara ne yapıyordum? Topluyordum. 3 üzeri 2 artı 3, 5, 13, 16, bir daha 3 üzeri 17 tane ne olmuş oldu burada? Kişi yaşıyor oldu. Bu kişilerden birinin belediye başkanı olacağını biliyoruz, doğru mu? Benim için olasılık neydi? Tüm durum bölü istenen durum bölü tüm durum. O zaman istenen ne benim için? Belediye başkanı. Tüm durum ne? 3 üzeri 17. Peki şıklarda bunu böyle vermemiş de 1 bölü 3 üzeri 17'yi nasıl ifade etmiş? A şıkkında ifade ettiği gibi 3 üzeri eksi 17. Biz şunu biliyorduk. 1 bölü A üzeri n demek, A üzeri eksi n demek idi. Dördüncü sorumuza devam ediyoruz. Aşağıdaki şekilde bir kenar uzunluğu A santim ve bir kenar uzunluğu B santimetre olan iki kare verilmiştir. Sarı ile boyalı alanların toplamı 2B kare santimetre kare olduğuna göre kırmızılı boyalı alanların toplamını santimetre kare cinsinden gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi demiş. Şimdi düşününce diyor ki sarı bölgelerin alanları benim için neymiş? 2B kareymiş. Şimdi aslında bakınca biraz ürkütücü ama geniş düşününce çok kolay bir soru. Şimdi şöyle düşünsek. Biz burayı ve şurayı bulmaya çalışsak. Sonuçta şurayı B diye biliyorum. Burayı A diye biliyorum. Şimdi burayı bulmak için buraya bir şey diyeceğim. Bir şey de bir şey de çok uzuyor. Yani şöyle düşünsek. Toplam şu bir kenarı A olan büyük karenin alanı bizim için ne olacak? A kare. Büyük benim için kenarı B olan karenin alanı ne olacak? B kare. Bu toplam alandan ben sarı alanı çıkarır isem bana neler kalacak? Boyayamadığım şu kırmızı bölgeli alanlar kalacak. O zaman A kare artı B kareden eksi 2B kare çıkardığımda A kare olduğu gibi duruyor. B kareden 2B kare çıkarsa B kare gelmiş oldu. Bu da neydi? 2 kare farkı özdeşliği. Önce farklarını al, sonra toplamlarını al ve bunları ne yap? Çarptı. Bu da hangi seçenekte? C seçeneğinde. Beşinci sorumuza devam ediyoruz. Sorumuz yine olasılık sorusu. Şekilde birim karelerle oluşmuş şeklin üzerine bu birim karelerle birim kareleri bölmeyecek şekilde çizilebilecek tüm kareler çiziliyor. Bu karelerden seçilen bir karenin alanının 4 birim kare olma olasılığı bize soruluyor. Yine çok güzel bir soru. Şimdi arkadaşlar bu soruda bazılarımız şu hataları yapıyor. Tek tek saymaya çalışıyor. Burada bütün kareleri tek tek sayma olasılığımız illaki var ama bizim için süreyle yarıştığımızdan kaynaklı olarak çok zor. Şimdi şöyle yorum yaparak gitsek. Benim için burada 1 çarpı 1'lik, 2 çarpı 2'lik ve maksimumda zaten bir kenar 3 olduğu için 3 çarpı 3'lük. Bunu nereden bildim? Şuradan. Hepsi birer birimmiş çünkü arkadaşlar. Kareler oluşacak. Şimdi 1 çarpı 1'lik kaç kare var? Dikeyde 3, yatayda 4. 3 kere 4'ten kaç kare var benim için? 12 tane kare var. Şimdi birçoğunuz bu özelliği bilmiyor olabilir. Birlikte öğrenelim. Şimdi şöyle sayıyoruz. 2 çarpı 2. Benim için bir kenar ne olmalı? 2 olmalı. Burada var bir tane, bir tane de nerede var? Burada var. O zaman 2 çarpı 2'lik burada dikeyde 2 tane var. Burada 1, 2 ve 3 tane var. O zaman benim için 2 çarpı 2'lik 2 çarpı 3'ten 6 tane kare var burada arkadaşlar. Ne yaptım? Dikeydeki ikilileri kaç farklı alabilirim? Yataydaki ikilileri kaç farklı alabilirim diye baktığımda 2 dikeyde 3 tane de yatayda bulup 2 çarpı 3'ten 6 buldum. 3 çarpı 3'lük. Şimdi zaten buranın hepsi 3 çarpı 3. Buradan bir tane gelecek. Burada benim için bir tane yatayda bu var. Bir tane de ne var? Şu var. O zaman benim için yatayda da 2 tane olduğundan kaynaklı 1 çarpı 2'den 2 tane kare oluşmuş oldu. Başka kare oluşabilir mi? Asla oluşamaz. O halde toplam benim için 12 artı 6 artı 2'den 20 tane ne yaptı? Kare oluştu. Bu karelerin alanı 4 birim olsun diyor.
2 çarpı 2'lik karelerin alanı zaten nedir? 4'tür. O halde 2 çarpı 2 birimlik 6 kare var. Tüm durumunda 20. Benim olasılığım ne oldu? 6 bölü 20. Yani her tarafı 2 ile sadeleştirirsem 3 bölü 10 olmuş oldu. Bu soruya dikkatlice bakalım. 6. sorumuzla devam ediyoruz. Murat bir kenar uzunluğu a santimetre olan sarı renkli kare kartonu, bir kenarı b santimetre olan kare şeklindeki 4 tane kırmızı renkli bant ile duvara yapıştırıyor. Bantların karton ile temas eden köşe noktaları kartonun kenarları üzerindedir. Ayrıca kartonun köşe noktaları ise bantların köşegenlerinin kesim noktasıdır. Bu önemli. Buna göre kartonun bantlar ile temas etmeyen bölgesinin alanı santimetre cinsinden veren özdeşik aşağıdakilerden hangisidir? Şu çizmeye çalıştığım alan bizden isteniyor arkadaşlar. Şimdi biz bunu nasıl bulacağız? Şimdi altını çizdiğimiz köşegenlerin kesim noktası. Şimdi şöyle bir yorum yapalım. Şunun köşegenleri, bir karenin köşegenleri nedir? Bunlardır. Köşegenlerin kesim noktası ise eğer bunları ne yapar? Eşit parçalara ayırır. Yani şurada bizim için aynı şekilde şu kare için çizersem, bu kare için çizersem ve bu kare için de çizersem hepsi için şuradakiler bizim için ne? Bu karenin dörtte biri. Pekala bakıyorum ki kenarda kaç tane bu karelerin dörtte birinden var? Dört tane. Dört tane dörtte bir bizim için ne yapar? Bir. Yani bir tam kare. Bu karelerin bir kenarı ne kadarmış? B santimmiş. O zaman ben kenarı A santimetre olan sarının alanının A kare olduğunu biliyorum. Bundan kenarı B birim olan ne çıkaracağım? Bir tane kare yani B kareyi mi çıkaracağım? Bu da yine ne bizim için arkadaşlar? İki kare farkı özdeşliği. Yani çıkarıyoruz. Bir de bunları toplayıp ne yapıyoruz? Çarpıyoruz. Bu da hangi şıkta bizim için? A seçeneği. 7. sorumuzla devam ediyoruz. Bir hastanede çalışan doktor, hemşire ve hasta bakıcı sayılarını gösteren sütun ve daire grafikleri aşağıda verilmiştir. Sütun grafiği açıları ile K değeri arasında ilişki vardır diyor. Buna göre hastanede çalışan toplam personel sayısı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar soldaki biz tabloya baktığımızda hasta bakıcı kaç taneymiş? 4 taneymiş. Hemşire 4K tane, pardon hemşire K kare tane, doktor da 4K tane imiş. Şimdi diyor ki sağdaki açıların da değerlerini K cinsinden bize vermiş. Biz şunu biliyoruz. Bu bir daire grafiği. Bir dairenin açısı kaç dereceydi? Toplam 360 dereceydi hocam. Şimdi o zaman X, Y, Z'nin toplamı benim için kaç derece yapacak? 360 derece. X, Y, Z'yi K cinsinden topluyorum. 8K eksi 70 artı bu X. 12K eksi 20 artı bu Y. 21K artı 40. Bu da benim için Z. Neye eşitleyeceğim? 360 derece. 8K, 12K, 21K daha toplam 41K eksi 70, 20 daha eksi 90 üzerine 40 geldi. Eksi 50'si ne oldu bizim için? 360 derece olmuş oldu. Bilinen bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa eksi 50 karşıya nasıl geçti? Artı diye. O zaman 41 tane K benim için 410'a mı eşit oldu? O zaman K bizim için ne olmuş oldu arkadaşlar? 10 olmuş oldu. Şimdi hasta bakıcı sayısının ben 4 olduğunu biliyorum. Hemşire sayısı neymiş? K'nın karesi tane. K neydi? 10. O zaman 10'un karesi olan 100 tane benim neyim var? Hemşirem var. Doktor sayım da 4K'ydı. O halde 4 çarpı 10'dan benim 40 tane doktorum var. Bu kişilerin toplam sayısı da 144. Yani D şıkkı. 8. sorumuza devam ediyoruz. Sorumuz bir köklü sayı sorusu. Diyor ki alanı kök 7200 metrekare olan dikdörtgen şeklindeki bir futbol sahasının uzun kenarı 10 metredir. Sahayı ben şöyle şuraya alırsam. Uzun kenarım ne kadarmış? 10 metre. Bu sahayı genişletme çalışmalarında tüm kenarları kök 2 katına çıkarılmak isteniyor. Şimdi burası bir dursun. Ben alanı biliyorum ve uzun kenarı biliyorum. Kök 7200. Bunu ben kökten nasıl çıkarırım? Bunu 3600 çarpı 2 olarak yazsam. Sonrasında kök 3600'ün ben 60 olduğunu biliyorum. Kök 2 de içeride duruyor. 60 kök 2'ymiş benim için alan. O halde bir kenar 10'sa benim dikdörtgenimin alanı kısa kenar çarpı uzun kenar olduğu için kısa kenarım ne olmuş olacak? 6 kök 2. Yani benim futbol saham ne oldu? 10'a 6 kök 2. Bunun kenarlarını şu an ne yapacak? Kök ikişer katına çıkaracak. O zaman uzun kenarı da kısa kenarı da ben kök 2 ile ne yapmalıyım? Çarpmalıyım. 10 ile kök 2'yi çarptım. Uzun kenarım ne oldu? 10 kök 2. Şimdi buraya yazalım.
Kısa kenar ne oldu? Kök 2 çarpı kök 2'den 2, 6 kere 2, 12 oldu. Bize bunun neyini soruyor? Çevresini. Burada da var bir 10 kök 2, burada da var bir 12. 10 kök 2, 10 kök 2 daha 20 tane kök 2 artı 12, 12 daha 24 olmuş oldu benim çevrem. Bu da benim için D şıkkında. 9. sorumuza devam ediyoruz. Bir market görevlisi market rafına eş dikdörtgen şeklindeki deterjan kutularını birinci şekildeki gibi dizdiğinde rafta 82 cm, şekil 2'deki gibi dizdiğinde ise 94 cm boşluk kalmaktadır diyor. Buna göre görevli deterjan kutularını tek kat, tek sıra dikey dizerse en fazla kaç kutu rafa taşmadan sığar diyor. Şimdi bu soruda dikkat etmemiz gereken iki şey var. Birincisi şu arkadaşlar. Şimdi ben diyorum ki kısa kenarlarıma ne diyeyim atıyorum x diyeyim. O zaman benim için burada 5 tane x oldu. Artı 94 benim rafımın uzunluğu oldu. Şimdi hocam uzun kenarda y diyelim. Yok y demeyelim. Neden? Şimdi çünkü şurada da kısa kenarlar var. Kaç tane var? 5 tane. 5 tane kısa kenar benim bir tane neyime eşitmiş? Uzun kenarıma. O halde benim burada neyim oldu? 5x uzun kenar. Şuraya bir modelleyelim onu. Kısa kenarı x, uzun kenarı 5x olan bir dikdörtgenim oldu. O halde şimdi buraların x, x buranın 5x olduğunu biliyorsam şimdi doğrusal denklemi yazabilirim. X, x daha 2x, 5 daha 7x artı 82. Raflar eşit olduğundan kaynaklı olarak 5x artı 94 olmuş oldu. Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa. 7x eksi 5x eşittir 94 eksi 82'den 2 tane x ne geldi? 12 oldu. O zaman x benim için 6 olmuş oldu. Şimdi rafın genişliğini bulalım tamamen. Şimdi 5 tane x ne yapar? 5 çarpı 6'dan 30. 94 elimde var. Benim o zaman rafım 30 artı 94'ten 124 santimetre olmuş oldu. Şimdi diyor ki sen bu rafa dik şekilde kaç tane koyabilirsin yan yana en fazla diyor. Peki şöyle bir şartı var mı? Taşmayacak. Yok öyle bir şartı yok. O zaman ben 124'lük bölüme 6'lık kaç tane koyabilirim maksimum? 20 tane koymuş olabilirim. Yani cevap B. 10. sorumuza devam ediyoruz. Şekil 1'de kenar uzunlukları verilen kare şeklindeki tarlayı Ali ve Ayşe aralarında şekil 2'deki gibi eşit olarak paylaşmışlardır. Ali kendi bölümünü şekil 3'teki gibi 3, Ayşe ise 4 eş dikdörtgen parçalara ayırmıştır. Yukarıda verilenlere göre A ile B'nin alanları arasındaki fark metrekare cinsinden aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisine eşittir diyor. Şimdi arkadaşlar benim için 12x artı 24'de 12x artı 24'lük bir kare tarla varmış. Bunları Ayşe ile Ali 2'ye bölüyorlar. Benim için bu kenarda bir şey değişmiyor. 12x artı 24. Fakat diğer kenarda ne oluyor? 2'ye ayrılıyor. Yani 6x artı 12'ye 6x artı 12 bölüşüyor bunlar. Şimdi şunu biliyorum. Buraya da yazarsam 6x artı 12 uzun kenar dikdörtgenlerin. Doğru mudur? Doğrudur. Şimdi bu sefer de Ali diyor ki ben uzun kenarlarımı 3'e böleceğim. O zaman 12x artı 24'ü 3'e böler ise bu Ali'nin bir tane dikdörtgeni olsun çok benzemese de 6x artı 12'ye 12x artı 24'ü 3'e böldüm. 4x artı 8. Bu kim? Ali. Benim için Ayşe ne yapıyor? 4'e bölüyor. Uzun kenarı yine aynı. 6x artı 12. Uzun kenarı ne bu sefer? Kısa kenarı ne bu sefer? 12x artı 24'ü 4'e bölersem 3x artı 6 gelmiş oldu. Bu da kim? Ayşe. Şimdi bana şunu soruyor. Bu ikisinin arasındaki alan farkını soruyor. Bakalım Ali'ninkiler ne olacak? 4x artı 8 çarpı. Şuraya yapalım. 4x artı 8 çarpı 6x artı 12. 4x 6x daha 24x kare. 4x buradan 8x gelecek. Buradan 48x gelecek. 48 de buradan gelecek. 96 tane x artı 8 çarpı 12'den 96 Ali'nin alanı olmuş. Oldu. Aynı şekilde Ayşe'ninkini yapalım. 3x artı 6 çarpı 6x artı 12'den 3x 6x 18x kare artı 36x buradan 36x buradan 72 tane x artı bizim için ne gelmiş oldu? 72 gelmiş oldu. Aradaki fark soruluyor. 24'ten 18 gitti 6 tane x kare. 96'dan 72 gitti 24 tane x artı 96'dan 72 gitti 24. Yani aradaki alan farkı bu gelmiş oldu. Cevap seçeneğimiz A şıkkı.